YSL Türkiye stüdyolarına hoş geldiniz. Intel YSL Türkiye Şampiyonası'nın 3. sezonunun ilk haftasındayız artık. Lig aşamasına geçtik. Bundan önce maçlarımız tamamlandı. 4 tane maçımız vardı. Onları tamamladık. Şimdi kalan 4 maçımız daha var ama bu maçlar 2 tane best of one olarak oynanacak. İlk serimiz No Quarter Kartel'le Royal Bandits arasında olacak. Maça başlayacağız evet ama No Quarter Kartel ve Royal Bandit için neler söyleyebiliriz? Özellikle ESL Pro European Championship mücadelesinden çıktı No Quarter Kartel. Evet, bir hareketlenmeler var ama Royal Bandits yine ligin en iddialı takımlarından bir tanesi. Sence yeter mi? Tabii ki Royal Bandits'te No Quarter Kartel'de gerçekten çok iddialı, çok yetenekli kadrolara sahipler. Geçtiğimiz haftalarda sen de bahsettin. Epek'te ESL Pro European Championship'te mücadele etmişti No Quarter Kartel ekibi. Orada çok istediklerini yansıtamadılar bizlere. Bunun nedeni tabii ki yeni bir kadro olması. Genç bir kadroya sahipler tekrar. Geçtiğimiz sezon bu kulüp şampiyon olmuştu. Tabii ki saygıyı hak ediyor. Onlar da bir şeyler ispat etmek için bu karşılaşmaya çıkacaklar. Sonuçta herhalde kağıt üzerinde ligin belki de en güçlü rakibine karşı Evet. oynayacaklar. Şunu göstermek isteyecekler. Geçen sene şampiyon olduk, boşuna olmadık. Hala çok güçlü bir ekibiz, çok iddialıyız demek isteyeceklerdir. Ligin de ilk haftası açıkçası. Kadrolar yeniden kuruldu. Bir ara boşluk verildi tabii ki takımlara tekrar dinlenebilmeleri için, kadro kurabilmeleri için. Royal Bandits açısından da çok önemli zamanlar. Çünkü yaklaşık 2 gün sonra relegasyon, ESL MDL'de relegasyon maçları başlıyor onların da. Çok güçlü rakipleri var. MDL Ligi'nde umarım tekrar devam ederler. Onlar da o maç öncesinde tabii ki moral kaybetmek istemeyecekler. No Quarter Kartel gibi bir takıma kaybederek. Evet, Royal Bandits dediğimiz gibi hani Türkiye'de yine hemen hemen Evet. Space Soldiers'tan sonra gelen ilk takımlardan bir tanesi. Telaffuz ettiğimiz ilk takımlardan bir tanesi. Önemli bir takım Türkiye için ama şu anda 3. sezondalar. ESL Türkiye Şampiyonası'nın 3. sezondalar. Bu sezon birçok izleyici, birçok taraftarları artık bir final oynamalarını bekliyorlar. Hani Royal Bandits'te evet birçok değişiklikler var. Hemen hemen her şey iyiye doğru gidiyor. İyiye gitmeye de devam edecek ama bu yine yurt dışındaki ve yurt içinde artık bir başarı bekliyorum. Tabii ki biz de bu beklentideyiz. Kadro değişiklikleri oluyor. Tekrar yapılanma süreçlerine girebiliyorlar. Sonuçta bir emek sarf ediliyor ve zaman gitgide akıyor. Zaten önemli olan nokta da bu. Yani ne zaman gelecek bu başarı? Çünkü bir Evet. yerde izleyenlerin de sabrı kırılıyor. Oyuncular daha çok yıpranıyor. MDL'e çok kısa bir sürede yükseldiler. Bizi çok sevindirmişlerdi. Düşme potasına girdiler geçtiğimiz sezon. Tekrar MDL'de mücadele etme şansları var ki MDL'in ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştik sık sık. Çünkü bütün kalburüstü takımlar aslında MDL liginde oynuyorlar. ESL Pro Lig'e katılamayan kalburüstü takımlar MDL liginde oynuyorlar ve ısınma amaçlı, antrenman amaçlı maçlar olarak bile bakılabilir bu maçlara. Çünkü geçtiğimiz sezon ESL Pro Lig'e yükselme şansları yoktu hiçbir takımın. Bu sezon var. Daha da çekişmeli, rekabeti daha fazla olan bir lig olacak. Daha da faydalı olacağını düşünüyorum takımlarımız adına. No Quarter Kartel de lig atlamaya çalışıyor ESL'de Evet. ki artık şu da var. Bahsetmeyi de unutmayalım. Biz sadece para ödülü vermiyoruz ligi kazananlara. Aynı zamanda Epek'e yani ESL Pro European Championship slotu ve aynı zamanda ESL Climber Cup slotu. Bu ne manaya geliyor? Maçtan sonra anlatırım. Evet, No Quarter Kartel, Royal Bandits karşılaşmasına geçelim. Mirage haritasındayız. CT başlıyor. No Quarter Kartel. TD'de de Royal Bandits. Bakalım. İlk pistol roundunda A'ya yakın. Belki de hızlı bir oyun gelebilir. Ticket'ta sadece bir oyuncu var. Evet, şu anda Royal Bandits gayet sakin oynuyor. Site'a başladılar. Takmide karşı kadar bir No Quarter Kartel oyuncusu açılmıştı. Palace'tan çıkıyor Royal Bandits oyuncuları. Journey, Sarnostro'yu düşürmüş. Mini, Lurch oynayan oyuncu Window'daki ismi fark etti. Çok da güzel bir headshot atıyor. Birer kill karşılıklı durum 4'e 4 oldu. Sasuke'nin C4'ü kurduğunu görüyoruz. Şimdi Journey Flashpik mi bekliyor? Evet, Journey'den tekrar bir kill daha Hatex'i de düşürdü. Immort, Andrex'i yakalamış. 2'ye 3. Immort'dan gelen başka bir kill daha var. Journey, bu onun 3. kill'i yanılmıyorsam. MDL şimdi Mini ile birebir oynayacak. Çok uzaktaydı Mini, koşarak side'a gidiyor ve MDL'e yerini belli etti belki ama burada çok güzel bir reaksiyon Mini'den. İlk clutch maç içerisinde ilk roundda geliyor. Ve Royal Bandits böylece T-Side'de pistolü kazanarak 1-0 öne geçmiş oldu. Üç AK, iki tane SMG Royal Bandits tarafından. Diğer yandan No Quarter Kartel takımının da direkt çektiğini gördük.
Pek bir şey saklamadılar silah roundları için. İlk silah roundu için daha doğrusu. Eğer bu roundu herhangi bir şey koruyamadan kaybederlerse demek oluyor ki biraz duraksayarak söyledim. İlk silah roundunda fazla nade çekemeyecekler ve AWP çekemeyecekler. Evet, Royal Bandits. Bakalım Journey. Scout elinde. Underpass geliyor. Mid geliyor. Sanırım yine A tarafına bir oyun. Bakın boost olacak mı? Yoksa direkt connector mı tercihi var? Aim. Jungle önünde. Journey'den güzel bir tag. Ama devamı gelmesi lazım. Aim pushlayacak. İki tane güzel kill. Yine Hatex'le birlikte düşen isim Imor. Royal Bandits iki tane önemli oyuncusunu kaybetti ama artık site'ı zorlayacaklar. Geliyor killer. 3'e 4 Sasuke Royal Bandits adına bir kill çıkarmıştı. Ekranda bir, evet, GoTV'de bir problem çıktı. C4'ü kuruyor şu anda Royal Bandits oyuncuları. Retake oynayacaklar. Adam avantajı No Quartet Kartel takımındaydı. Seslerden anlayabiliyor musun? Galil. Sara Nostra sanırım şu anda sıkan. Yo, miniymiş. Bu, evet, sesler biraz tabii. Onu tekrar bir bakalım. AK sesi bana Galil gibi geldi. Evet, round geliyor Royal Bandits'e. 2-0 yaptı Royal Bandits. Mirage haritası, daha önce bu takımlar çok fazla karşılaştı Mirage haritasında. Ama Nokartis Kartel bambaşka bir kadroyla oynuyor bugün. Orada da dikkat çekecek, çekilmesi gereken daha doğrusu oyuncular var. Zistu bunlardan bir tanesi ki benim Türkiye içerisindeki en beğendiğim yeteneklerden bir tanesi Zistu. Hem AWP ile hem rifle ile hem pistol ile hiç fark etmez. Zistu gerçekten gelecek vaat eden bir oyuncu Türkiye içerisinde. Diğer yandan Cizix Bursa e-spor'da oynuyordu bir dönem. Yakın bir zamanda aslında. Daha çok genç, 17 yaşında o da. Journey Epek'te iyi işler çıkarmıştı. Onun da geleceği açık. AMD'ler herhangi bir takım içerisinde izlemediğimiz oyunculardan bir tanesi bu arada daha önceden çok fazla. O da bugün kendisi adına iyi bir izlenim yaratmak isteyecektir. Royal Bandit sayda kadar girdi. Şimdi EMDL'de bir AK var fakat Sasuke onu da düşürüyor ve Royal Bandit sorunsuz bir şekilde durumu 3-0'a getirmiş oldu. Bakalım. İlk rifle round'una geçiyoruz. No Quarter Kartel adına 3-0'lık seriyi bozmak için artık ellerinde bir fırsat var. Ama yine A girişi Journey. Journey'den 2 kill. Aim'in asisti var. Sasuke ile Mini. Devamı gelmedi. Tek başına artık Mini. Tepkis yanında bir kill daha çıkartmasına rağmen tek başınaydı 3'e 1 ve No Quarter Kartel hızlı girilen A side'ını iyi savundu diyebiliriz. İlk round'unu kazanıyor. Royal Bandits tarafında da yine bir bay var. AWP. Sasuke'nin ellerinde. Bakalım Zistu. SMG tercihi Zistu'dan. Evet. Bir tane AK ekstra var No Quarter Kartel'in elinde. Çok daha fazla Nate. Şu anda No Quarter Kartel'in elinde aynı zamanda. Sasuke'de AWP var. Yarım armor ile birlikte çekti bu AWP'yi. Bütün Royal Bandits ekibini B'ye daha da yakın görüyoruz. İki oyuncuları top mid'de. Mid'de biraz varlık gösterip muhtemelen B'de oynayabilirler. Biraz Sizex'e bakacak. Oraya boost mu düşünüyorlar acaba? Smoke arkası. Sizex hala orada. B apartmanın içerisinde Imor. Zistu'yu kaçırmadı. Yalnız Aim önüne gelen ismi vuruyor. 4'e 4. Karşılıklı birer trait. Şu anda B'ye doğru girmeye çalışan Royal Bandits var. Cizix bayağı hasar aldı. Market tarafında Andrex'in pozisyonu çok kritik. O short'tan gelecek. Çünkü fark edecek tabii ki. Hatex'i düşürdü. Bir kişi daha geliyor. Andrex onu da buldu ve savunmada işini çok rahatlattı takımını. Cizix. Son kalan isim Sasuke. Gider ayak.
Az canı var siz eksin ama tabii elinde AWP. Sasuke ilk atışını kaçırdı. Hazır bekliyordu zaten siz eks. Böylece ikinci rounduna kavuşuyor No Quarter Kartel. Yerden aldıkları bir AWP hemen Zistu'da. Evet, No Quarter Kartel oyuncularından bahsediyorduk. Şimdi aslında Royal Bandits oyuncularından da bahsedebiliriz. Hatex kadroya son katılan isim. Daha önce Dark Passage'da ilk sezonda finale kadar yükselmişti. Immortus, Sasuke mini ikilisi zaten geçtiğimiz sezondan yine bildiğimiz isimler. Saranossa'da da Hatex gibi Dark Passage'daydı o zamanlar. O da finalde yer almıştı. İkisi de çok yetenekli oyuncular. Immortus geçtiğimiz günlerde FPL'e yükselmeyi başardı. Onu da tebrik ediyoruz tabii ki buradan. Çok büyük bir başarı. Küçümsenmeyecek bir başarı aynı zamanda. Mor kendini daha da tanıtmaya devam ediyor tüm Avrupa'ya, tüm dünyaya. Şimdi konnektöre giren bir Royal Bandit oyuncusu var. O da bayağı bir hasar aldı. Evet, yaklaşmaya çalışıyorlar. Glock'lar. Deagle, ikisi Zed. Şöyle bir mid kontrolü. Ay. Uf, Immortus'dan. Güzel bir tek. Journey'e. Connector'ın içerisinden gönderdi mermiyi. Kendisi Catwalk'taydı. En sevdiklerin. Deagle Evet. tekler. Evet. Ama devamı gelir mi? Andrex. Hala Connector'da bekliyorlar. Jizzix Window'un içerisine girecek şimdi. Kırıktan çıktı. Hatex onu bekliyordu. Fakat Jizzix çok dikkatli. Saranostra. Oradaki oyuncunun infosunu aldıktan sonra konnektörden çıktı. Harita kontrolü konusunda biraz sıkıntı yaşasa da No Quarter Kartel bayağı geriden tutsalar da herhangi bir problem yaşamadılar. Son kalan isim Sasuke. Onun da yerini biliyorlar. Şimdi durumu 3-3'e getirmiş oldu No Quarter Kartel. Onlardan da bir 3-0'lık seri izledik. Bundan önce aldıkları roundlar hep A'daydı. Bakalım ilk rifle roundunda tekrar A'ya dönecek mi Royal Bandits? Top mid'e göndermiş oyuncularını. Underpass yavaş yavaş yaklaşıyor. İki oyuncuyla birlikte top mid. Bakın Connect'in içerisindeki oyuncu kritik. Aim sanırım. Tekrar nade'lerden sonra geri çekildi. Yavaş yavaş yaklaşıyorlar Connector'a. Boost var sanırım pencere. Olabilir. C4 de geriye gidiyor. Muhtemelen rampadan ya da palastan arkadaşlarına katılacak. Speed var. Şu Journey Smoke daldığında o oyuncuyu fark edebilecek. İlk fark eden de o oldu. Çok kritik bir kill. Mini. Bir düşen isim boyu Bandit'te. Konektöre giren oyuncular çıkabilecekler mi oradan? Journey'i hala zorluyor. Bir oyuncu orada. Yavaş yavaş rampadakilerin de yaklaştıklarını görüyoruz. Sistemin yeri bayağı iyi. Rampadan girseler bile Zista onları vurur diye düşündüm. Sasuke'yi düşürmüş. İkinci kill de Journey'e kısmet. 4-0'lık seri bu sefer. No Quarter Kartel'den geldi. Royal Bandits'te de yine pistollerle geçecek bir round olacak. İşin ilginç yanı kadroya son katılan isim Aim diyelen. 10 kilo ulaşmış çift hanelere çıkan ilk isim şu anda server'da. Çok da iyi oynuyor No Quarter Kartel için. Tabii şunu tekrar hatırlatalım. Geçtiğimiz sezonun finalistleri bu sezon ilk hafta karşılaşıyoruz. Çalışıyor Royal Bandits oyuncuları. Immortus'u da almış. Ki Güzel. Immortus'dan inanılmaz güzellikte bir tek daha Deagle'ıyla. Şimdi sayıda geçti Royal Bandits oyuncuları ve round'u kazanılabilir bir noktaya getirdiler Mini'ninkiliyle. 4. Ve Mini bir tane daha buldu. 2 kilondan 2 kilde Immortus'dan. Johnny'nin yapabilecek çok bir şey yok ama yine de AWP ve AK'yi düşürebilir. AWP'yi sanırım M4'le değiştirdi. Mini
Ama o da hemen bench arkasında daha fazla zarar vermesi izin vermiyor Jornet'in. 4-4. 4-0'lık bir serisinden sonra No Quarter Kartel'in Royal Bandits'in aldığı ilk round. Çok üzücü bir round. Yani sadece pistollere kaybediyorsunuz. Imorf tabii ki bu round'un mimarı, hem trade aldı B apartmanda hem de B apartmandayken aynı zamanda dönüp short'a bir tek gönderdi. Gerçekten çok iyi iş çıkardı. C4'ü götürüyorlar. T-spawn'dan sanırım o da mid tarafına, B tarafına gidebilir. Yakın oynamak istiyor Journey. Şimdilik klasik bir dağılım. No Quarter Kartel'de. Bu arada evet, Zisto çok dar bir açıdan. Palas içerisinde Mini'yi buldu. Rampa giriyor. O isim Saranostra. Evet, Saranostra'yı da aim. Stairs'in üzerinden rahatlıkla yakalayınca sanırım artık gidebilecekleri tek yer var. O da B. B'ye girecekken Imor en az canlı olan oyuncu önünden gidiyordu. İlk yakalanan da o oldu. Şimdi hate it, Molotov gelmişti. Ciziksi düşürse de aldığı hasardan dolayı Molotov'a yanarak öldü. Sasuke'de AWP var. Bu AWP'yi nasıl kullanacak Sasuke? Güzel. Gerçekten güzel. Devamında bench tarafında, site arkasında bir oyuncu var. Sasuke onu fark edebilir mi? Yavaş yavaş ilerliyor. 45 saniyesi var Sasuke'nin. 1'e 3. Tabii No Quarter Kartel oyuncularının pozisyonlarından dolayı işi de çok zor gerçekten. Adam da kaybetmemesi de lazım. Daha yeni ekonomiyi toparlıyorlar. Zisto daha fazla zarar vermesi izin vermedi Sasuke'nin. Yani işte hani ayaklanıyor ekonomi ama yine ucu ucuna şu anda No Quarter Kartel'de. 5-4. Yine de öndeler. 3-0'lık bir tabii ki liderliği vardı Royal Bandits'in. Evet, evet. Oradan bu noktaya getirebilmeleri iyi bence. Tekrar Deagle'lar Royal Bandits'te bakalım iş yapacak mı? Tabii bir noktada artık No Quarter Kartel'de buna izin vermemiz lazım. Yalnız Zisto önce Ram Boost'umu vurayım dedi. Şöyle bir anlık. Yine de kili çıkartıyor. Connector içerisinde Saranostra. Kaldı 3 oyuncu. Mid geliyor. Sizzix'in pozisyonu çok güzel. Herhalde trade'lerle hızlı bir oyun gelir. Zisto'dan yine güzel bir AWP kili. Son kili de çıkardı. No Quarter Kartel bu roundda iki oyuncusunu kaybediyor ama roundu kaybetmemesinden iyidir herhalde bu sonuç. 6-4. Tekrar bir silah roundu olacak Royal Bandits adına. Kill dağılımına baktığımız zaman aim 14 kilde yine takımını sırtlıyor diyebiliriz. 3 oyuncu 6'şar kill çıkarmışlar. Andrex, Six ve Zisto. Journey'de 8 kili var. Bandits bütün takım birlikte B arkasına kadar geldiler. Muhtemelen birazcık bekleyip B'ye girecekler. Kaç? İkiler şu anda. Güzel bir nade olabilir. Biraz Sasuke hasar verdi. Sizzix birebir değişim. Andrex C4'ü vurdu ama farklı açıdan Zisto. Yani market içerisinde iyi bir destek. 3-2. Royal Bandits alabilir. Alabilir. Evet. İki kişi de site'dalar. Henüz C4'ü kurmuş değiller ki Sasuke'nin bu killin ardından tabii alınabilecek bir round oldu. Zisto'da AP var. HG kullanıyor. Tam olarak Royal Bandits oyuncuları nereye oturmuş vaziyette bunu bilmiyor No Quarter Kartel. Ve kendileri de side'a doğru bir hamle yapmadılar. Yalnız aynı şekilde onlar da info son yanıcıyı da attı Mini. Evet, onların da infosu. O biraz Retake'de sıkıntı olabilir. Ellerinde yanıcı kalmadı. Yalnız market kapısında kolay olabilir Mini için. Şu bir. Önce Journey. Bire bire kaldı Zisto. O da açılıyor Mini'nin tam karşısına. Çok zorlanmadı Mini. Güzel bir 2-2 oyun. Royal Bandits aradaki farkı 1'e indiriyor. No Quarter Kartel'de para... Evet, yok. Ya var ama işte Rifle round olmayacak. Evet, muhtemelen Mini yani çok çok az bir süre daha tanınsaydı Zisto'ya bu roundu No Quarter Kartel kazanacaktı fakat erken davrandı. Şimdi bir SMG MP5 görüyoruz Imor'un ellerinde. Galil var. Tabii tek oyuncu hayatta kalarak bu roundu kazanmışlardı. Cizix'ten önemli bir kill. Ki aynı zamanda Journey'de Sasuke'ye düşüyor.
Rampaya yaklaşacak. İki oyuncuları var No Quarter Kartel'in. Bir AK aldılar. Yani Hatex'in acaba o AK'yi verdirmemesi mi gerekiyordu? Neyse ki hem kendisi hem Sara Nostra'nın killeri biraz rahatlatacak. 3'e 2. Şimdi Andrex. O düştü. Bütün olay B'de. Aim. Aim A'da diyecektim ama A'dan catwalk'u vurdu Aim. Çok güzel bir kildi uzun mesafe. Ama Aim diyeler buna rağmen başarılı. Tabii bu noktadan B'ye gitmek çok büyük bir risk aslında. Kiti olmasına rağmen bu roundu kazanması şu vaziyette çok zor. O tam mide doğru hareketleniyor. Yakında bir Royal Bandits oyuncusu varsa muhtemelen onu düşürmeye çalışacaktır. Yalnız AWP'yi vurursa miniyi. Sonraki roundda AWP parası kalacak mı Royal Bandits'in diye düşünüyorum. Kalmaması gerekiyor. Yani geçtiğimiz roundu 4 oyuncu kaybederek kazandılar. Bu roundda da 3 oyuncu kaybediyorlar. Sanırım karşısına çıkmayacak. Evet. Çünkü onların da fazla parası yok. Bir AK kurtuldu Aim'den. Mini de AWP'sini korumuş oldu. Şimdi Aim hani o AK'yi korumasaydı Journey'e silah atamazdı. Bu sefer de Journey muhtemelen SMG ile oynamak zorunda kalırdı. O yönden baktığımız zaman iyi iş çıkartıyor tabii ki. İki Royal Bandits oyuncusu top mid civarındalar. Bir tanesi B'ye gitmiş. Yalnız rampada agresif No Quarter Kartel. İlk temasta kimse birbirine hasar veremedi. Agresif oynadıklarının farkında Sara Nostra da bu yüzden hemen Molotov'unu kullanıyor Palas önüne. Yavaş yavaş No Quarter Kartel oyuncuları da rampanın önünden side'a doğru geri çekiliyorlar. Palas da çok avantajlı şu anda Royal Bandits. Eğer Firebox'ın oradan hızlı düşmezlerse ki şu anda evet bir oyuncu CT merdivene kadar geri çekildi. Ticket önünü bekliyor sanırım. Palas evet sonunda vurmuş. Ama bir anda Aim ile Journey o değişimi 2'ye 1 yaptı. Az canı var Aim'in. Mermi göndermeyi kesti. Kırıktan geliyor Andrex. Jungle 2 CT 1 B1. Peki C4? 50 saniye var. C4'e gidip almaya çalışacak bir Royal Bandits oyuncusu. 3 ve 4. Hala No Quarter Kartel B side'de bir oyuncusunu tutuyor. Çünkü C4'ten haberleri yok. Henüz kimse görmedi. Rampadan C4'ü getiren oyuncu Mini. Hiçbir smoke yok Royal Bandits'in. Bu biraz sıkıntı olacak. Tek Molotov muhtemelen jungle atılacaktır Mini tarafından. Saranos arkadaşını korumaya çalışıyor da Hatex'in çıkardığı bir kill var. Aim trade aldı. Min'in muhtemelen o Molotov'u Aim'i yakacaktı ki öncesinde kendi mermisine düşürdü. Aim'i jungle'dan geçmesine izin vermeyen de Jizzix oldu. 1'e 2 son 15 saniye. Çok güzel dönüyor Mini ama Sizzix. O da çok iyi yardıma geldi hemen connector'dan. Trade'ini hızlı aldı. Orada yarım saniyelere bakıyordu round. Eğer onu vurup hemen kutu arkasına geçebilseydi plant gelecekti ama Sizzix izin vermiyor. 7-6 bayağı yakın geçiyor. Güzel. Sezonun iki finalistlerimiz. Evet. Aim Sasuke'yi yakalıyor. Tam bir de çıkmıştı Sasuke. Çok dengeli bir maç olması sevindirici. Sara Nostra smoke'dan çıktı. İlk mermi direkt Journey'nin kafasında patlıyor. 4'e 4 yaptı durumu. Yakında bir oyuncu daha var. Zeus'u üzerine giderek trade'i almış oldu. Diğer Royal Bandits oyuncuların hepsi konektöre doğru yaklaştılar. O kartel bakalım nasıl karşılayacak. Pencere onları görüyor mu? Görüyor. Pencere vurdu. Hatta 2 mi vurdu? Evet. Aim zaten. Pardon pencere Tıkıttan. Değil. Andrex penceredeymiş. Ticket'tan oldu. Çok da fazla yaklaşmasına izin vermediler. Imor. Zor olmuyor Zistu için. 8-6 bakalım. 8-7 mi yoksa 9-6 mı? 8-6. 8-7 ve 9-6 arasında çok büyük fark var. Pistolü kazanıldığı zaman 9-6 muazzam bir avantaja dönüyor. 8-7'de o farkı o kadar yansıtamıyorsunuz. O yüzden No Quarter Kartel de Royal Bandits de bu roundu boş geçmek istemeyecektir.
Aasmog ve çok hızlı Royal Bandit. Çünkü bundan önce iş yaptı. Hızlı oyunları şimdi de yapabilir. Ama orada eğim Zistu ile birlikte 3 kill. Bir anda dengeleri değiştirdi. No Quarter Kartel lehine. Kaldı 2 oyuncu Mini ile Sasuke. Nate yok. Şimdi yerden bir flash aldı Mini. Ama artık site'ın içerisinde çok açıklar. Ve No Quarter Kartel oyuncuları da bütün açıları kapattı. Artık yavaş yavaş Sasuke'nin de güçlüğünü göreceğiz. 8-7 değil ama 9-6 bitiyor ilk yarı. No Quarter Kartel önemli bir avantajla kapattı ilk yarıyı. Çok büyük bir avantaj. Özellikle pistol round'un Royal Bandits'in kazandığını düşünürsek 3-0'lık başlangıcın ardından sadece 6 round almaları. BRH gelir mi? Tercih edilebilir. Ama 9-6 önde olduklarını düşünürsek daha kontrollü oynamaları da bekleyebilir tabi. No Quarter Kartel geçtiğimiz sezonun şampiyonu ilk maçlarında ilk yarıda Royal Bandits'e karşı Mirage haritasında 9-6 üstünler. Tabi No Quarter Kartel'de dikkat çeken isimler de var. Aimliyeler özellikle evet. Yeteneğiyle bize çok şey gösterdi. Yine Journey'i bazı pozisyonlarda hatırlıyorum. Zistu yine soğukkanlı. Diğer oyuncular Andrex yine maçın içerisine dahil olmaya çalıştı. Son ismi unuttum ki zaman zaman böyle şeyler çok oluyor. Maç içerisindeki kadroyu unutabiliyorsunuz. Royal Bandits de Atex fazla maçın içerisine dahil olamadı. Bakalım ikinci yarıda Royal Bandits City'de daha iyi kullanabilecek mi Atex'i? Ah, BRH diye bekledim ama yine gelebilir. Geliyor galiba. Geldi. Eğim en önde ilerliyor. Side tarafında şimdi Saranos da short'ta. İlk mermiler henüz kimseyi düşünmedi. Daha fazla hasar alan bir Royal Bandits oyuncusu var. Ama toplamda en fazla hasarı No Quarter Kartel oyuncuları aldı. Side'a yerleştiler. Yine de Royal Bandits için daha avantajlı bir tek pozisyonu. Sasuke Kiton da yarım armutlar. Saranostra. Onun trade'ini alan Zistu. Zistu tehlike olmaya devam ediyor site içerisinde. Bu arada Mini ile Sasuke'nin killleri. Sasuke üçledi sanırım. Oo Sasuke. Çok iyi bir headshot. Son kill Zistu. Biraz No Quarter Kartel oyuncuları retake'e gelmeye çalışan Royal Bandits'e engel olamadı. Çok hızlı teke tek kombata girdiler. Özellikle şu bench tarafında bir anda alınan killer round'u Royal Bandits'e getirdi. Sasuke çok soğukkanlı bir oyuncu. Çok iyi bir P2000 oyuncusu aynı zamanda. Takımının oyuncu lideri ve kaptanı. Durum 9-7 oldu Royal Bandits. İlk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da pistolü kazandı ki No Quarter Kartel kimseyi kaybetmeden B side'a girmişti. Evet. Buna rağmen tutamadılar o side'e. Tahmini 5 kişi çıkmaya çalışıyorlardı ki zannediyorum hepsine mezar olacak. Evet, bütün killer Royal Bandits oyuncularına. Hayır, bir isim düşmüş Royal Bandits'ten. Bir an kaçırmışım, Sasuke'yi düşürmeyi başarmışlar. Bu noktada Mini'nin spreyini de izliyoruz. İyi toparladı. Yeni şampiyonayla tabii ki artık daha çok replay'leri kullanıyoruz. Artık yeni bir server sağlayıcısı üzerinde bu maçlar oynanıyor. TSR üzerinden. Çok daha kaliteli. Avrupa turnuvalarına, uluslararası turnuvalara slotlar veriliyor. Üçüncü sezon gerçekten güzel değişikliklerle başladı. Top mid'e bıraktılar No Quarter Kartel'e. Yalnız birisi bayağı açıldı. O isim Mini. Müthiş bir pozisyona girecek birazdan. Mini şu ilk kill, Sizex şu ikinci kill. Round'un yarısını zaten kopartıp getirdi Royal Bandits adına. C4 onun kontrolünde, geriye kalan oyuncular side'de oyuncu vurmaya çalışacaklar. Artık kontrol de gitti. Durum 3'e 3'e geldi. Hitex'in canı 2. Şimdi Andrex çok güzel bir tek attı ilk başta Hitex'e canı 2 olmasına rağmen. Mini biraz hasar alıyor yine. Onun da fazla canı yoktu hali hazırda. C4'ü kurmaya çalışıyor. Saranostra Mini'ye yardımı tam zamanında götürdü.
İki oyuncu T-Base'den, şimdi Royal Bandits oyuncularını avlamak zorundalar. Son 30 saniye içerisine giriyoruz. Mini olabilecek en iyi anda. Smoke'u kullanmıştı yalnız, eğim onu düşürdü. Şimdi merdivenden çıkarken eğim arkadaşının da trade'ini almayı başarıyor. Güzel bir clutch. 10'a 8. Elinde bir avantaj vardır Royal Bandits oyuncularının, ancak Mini'yi zannediyorum Smoke içerisinden eğim öldürünce o avantaj da ortadan kalktı. Round'un yarısını kazanmışlardı bile. Evet. Yani avantajdan daha fazla bir şeydi o. Açılıyorsun, geliyorsun, iki oyuncuyu düşürüyorsun. C4 senin kontrolünde. 5'e 3 round. Ama bir anda ağda kopan çatışma. Sonrasında zararlı çıkan taraf Royal Bandits, ama bu sefer Zara Nostra'nın güzel bir spreyi top mid'de iki oyuncu buldu. Yine avantajla başlıyor Royal Bandits. 3'e 4 Royal Bandits için. Yine avantajlı bir nokta senin de belirttiğin gibi. Geçtiğimiz round bu avantajı kullanamamışlardı. Noquart Kartel. Skorun dengeye gelmesine izin verecek mi? Çünkü bunu kaybederlerse muhtemelen Fleco geçirebilirler. Force'la ya da bilirler tabi, bilemiyorum. C4'ü kurup kurmamalarına bağlı. Zara Nostra'da 2 kill aldıktan sonra ölen isim. İyi bir şey çıkardı tabii ki. A'yı tutan bir SMG, bir CZ. AWP tabi Mini'nin ellerinde. Mini geliyor mu? Geliyor, yaklaşıyor şu anda. Info'yu aldıkları gibi o da hemen CT merdivene yönlendi. 3-3 ama Nokur, Quarter Cartel. 2 tane kill Mini ile birlikte Imor. Siz eksi tek. Royal Bandit şimdi 2'ye 1. AK'ye karşı dikkatli olmaları lazım. İkisinde yeri aynı yerdeler. Tek tek mi pikleyecekler? Evet, plant geldi. Yavaş yavaş hareket ediyorlar. Sasuke VP'ni tarayarak çıktı. Canının az olduğunu biliyordu muhtemelen. O oyuncunun Imora değinmek lazım. Smoke vardı. Buna rağmen Molotov'un üzerine atmadı. Molotov'da birazcık vakit geçirip Noquartier Cartel oyuncularını gafil avlamış oldu. Belli bir sürenin ardından Molotov'dan çıkınca hiç bakmadılar bile Imora. Tabii orada dikkat dağıtan Mini de vardı. 10'a 9. C4'ü kurmasına rağmen Noquart Cartel evet çekemediler. Pistoller var. 3 oyuncu yarım armor almış. Sanki o ilk roundda konuştuğumuz BRH gelecek gibi. Yok, durdular. Kontakt oynayacaklar. Arnold'u geçmeleri gerekiyor önce. Zara Nostra. Ondan önce Mini. Mini bir karbonda ondan. Toplamda 3 kill, 2 mermiyle. Ay. Ama bu atış müthişti. Mini. Coldzera. Gerçekten Coldzera'nın kime göndermişti onları? Liquid takımına. Liquid'e mi gönderdi? Evet. Şu atış özellikle. Bu harikaydı. Aynen. No scope, jump shot. Coldzera onu karbonu... 4 artı 1 mi yaptı? Yok. 4 kill çıkarmıştı Coldzera'da ama aynen. Coldzera karbonu yaptığında jump shot gelmiş. Jump shot'la birlikte almıştı karbonu. O anları hatırlatan killer. Güzel. Bir AK, 4 pistol. Ben bunu da seviyorum. İş yaparsa No Quarter kartı için ne hala? Güvenli bir ismin elinde AK. Zistu iyi işler çıkartabilir. A tarafına doğru smoke'lar çekildi. Bir de flashbang'ler var. O smoke'ları destekleyecek. Tam mid civarına bir smoke atıp, tam mid'e bir smoke atabilirler bunu yapmadan önce. En azından dikkat dağıtmak adına. Ki öyle yaptılar zannediyorum. Şimdi evet, A girecekler. Nate'leri kullanıyorlar. Zistu ilk oyuncuyu buldu. Sasuke onun silahını almaya koşacak bir arkadaşı. Yalnız yerde alev var. Hatex çok iyi unutturdu. Şu bir, şu iki Hatex'ten. Yalnız bir AK, bir M4 oldu ve CT merdivenine de vuruyor Journey. İşte en kritik kill bu oldu. 3'e 3'tü. Side'e oturduktan sonra Noquartier Cartel bir kill çıkardı. 2'ye 3. Sanmıştaki ismi Imor biliyor. Bir oyuncu da Ninja tarafından Molotov'dan dolayı. Şimdi default'a geçti. C4'ü kurmaya çalışacak mı? Evet. Yalnız C4'ü geç... Evet. Yeni geldi. Diğer oyuncunun da ticket'ta olduğunu biliyorlar. 2-2 oynayacak. Royal Bandits. Imor
çok güzel bir noktaya çıktı. Çöp üstüne son oyuncu Journey ile birebir oynayacak şimdi. Smoke'dan kaçıyor. Bir saniye. Pikliyor. Tekrar ama artık kaçırmaz Imor. Çok güzel pozisyonu attı kendisini. Güzel oynadılar aslında son roundu. Ve özellikle bir tane AK ile giriyorsun. No Quarter Cartel adına. Plant yapıyorsun. 4 tane Royal Bandits oyuncusu düşürüyorsun ki Royal Bandits'in evet. Daha iyisi olabilirdi 2'ye 3'te. Hatex'in 2 kill'inin yanında Imor da 3 kill almış. Roundu aslında çok iyi bir noktaya getirmişlerdi. Ama birebir de Imor Journey'e karşı bir başarılı. Journey'nin pek de canı yoktu gerçi birebir kaldığında. Imor atladı Window'dan. Molotof'unu kullanıp Under'ı tercih etti. Bunu beklemeyebilirler. Evet, elinde Nate'le yakalandı Sizex. Güzel bir tahmin Imor'dan. Şimdi bakalım Connector'dan çıkabilecek mi? Hayır. Birebir değişim. Şimdilik No Quarter Cartel'e yaradı. Hatta Saranostra'yı da bayağı bir hırpaladı. Imor oradan kurtulmak için hem kendi flash'ini hem takım arkadaşlarının istediği flash'ı kullandırdı. Ancak yeterli olmadı. Zisto'dan gelen kill 4'e 4. No Quarter Cartel için daha avantajlı bir durum söz konusu. Top mid'deki diğer oyuncu da takım arkadaşlarına katılacak. Andrex'te AP var. Diğer yandan Royal Bandit'te hem Sasuke'de hem Saranostra AP görüyoruz. Journey Connector yerleşebilir. Yalnız boost'taki oyuncuyu fark etti. Mini'yi düşürerek büyük bir boşluk yaratabilir. Sasuke eğimi düşürdü ilk önce ama Trek çok çabuk geliyor Andrex'ten. Altına bakacak mı? Hayır, palas altına bakmadı. Şimdi Zistu yine de trade alarak asayı temizlemiş oldu. Saranostra son kalan işim. Elinde AP var. Kitle aldığı yerden şimdi. Mid'deki oyuncunun farkında. Onu tekliyor. Düşürebilecek mi günün sonunda bunu göreceğiz. Sokma. İçeri sokmamaya çalıştı. Alevden koşuyor. Ama Zistu bu sesleri duyuyor. İşte çok zor olmadı Saranostra. Yolunu kapatmak için geldi o Molotov. Alevlerden koştu resmen. Güzel bir sahneydi ama tabii hazır bekleyen oyuncu tekrar beraberlik. Şimdiye kadar gayet yakın geçti. Evet, 11-11 maç sürekli dengede. Royal Bandits bu roundu kaybetti ve iki oyuncu tamamen forçlarken üç oyuncu paralarını korudular. Herkes parasını korusaydı bu round'un ardından rahat rahat çekebilirlerdi. Aim Hatex'i düşürmüş. Imor. Kritik bir kill. Trade geldi. AK. AK'nin gelmesi daha da önemliydi tabi burada. Top mid'de No Quarter Cartel. Ellerindeki netleri kullanarak smoke'lu yayıncıları mid'i tamamen temizleyip muhtemelen short'a sızmaya çalışacaklar. Bunu Royal Bandits erken okuyabilecek mi? Asıl nokta bu. Ve site kaç saniye dayanacak? Dayanabilecek mi? Arkadaşlarına gereken süreyi kazandırabilecek mi? Andrex Sasuke'yi buldu. Şimdi market penceresinde Imor düşüyor. Az canı vardı ve yapabilecek çok bir şeyleri yok. Saranostra bir kill çıkartmasına rağmen daha fazla hasar vermesine izin vermedi No Quarter Cartel. 12-11 ve bir pause mu? Bir sonraki round'a mı denk geldi? Aslında gelebilirdi o pause. Evet, tamamen çekecek Royal Bandit. Saranostra ve Sasuke'de SMG'ler var. Imor AWP aldı armor almadan. Çok az sayıda Nate. Bu yüzden erken bir kill'e iyi bir açılışa ihtiyaçları olabilir. Asayda bakan tek oyuncu var. Şimdi ikilediler. No Quarter Cartel A oynayacakken bu detay çok önemli. Bu kadar netleri varken hızlı A acaba onlar için doğru seçenek mi? Birebir değişim. Site kontrolünü direkt aldılar. Geriye kalan netlerini de atıyorlar. Jungle, Ticket, Connector önü derken şimdi bir plant. İki oyuncu da kit var. Smoke, Molotov hala duruyor Royal Bandits oyuncuların ellerinde. Bir smoke kullanıldı rampaya.
güzel bir smoke bölgesi aslında. Aim yerel Molotov içerisinde yanıyordu Sasuke. Arkadaşının trade'ini alıyor 3-3. Epeyli Andrex tagledi Sarnostoy ama öldürmeyi başaramadı ki midden gelen Zeus'u gördükten sonra daha da fazla olanak tanımak tabii ki pek mümkün değil. Royal Bandit'se Zeus'u 2 ismi düşürdü. Mini trade'i aldı. Çok da iyi dönmüştü arkasına. Ancak Jizix Molotov'uyla ayaktı Mini'yi. Mini'nin bu hızlı reaksiyonunda Royal Bandit'se round'u getirmedi. 13-11. Zeus'u arkadan gelerek işittirdi. Yavaş yavaş 14'e yaklaşıyor No Quarter Cartel. Tabii Royal Bandits'in artık daha farklı bir şeyleri denemesi gerekiyor. B tarafında apartmandan açıldıklarında iş yaptılar. Belki de hiç yapmadılar. Palace'dan da açılabilirler. Sonraki hafta bir şeylerin artık risk alınma vakti geldi sanki. Tekst'i yakında düşürebilir, iyi bir pozisyon almıştı. Jizix düştü. Yalnız hala çok büyük bir tehdit değil. No Quarter Cartel için. Şimdi de Hatex aldığı bu kille aslında No Quarter Cartel'e bir mesaj verdi. 2-2 oldu durum. Saranostra da Zeus'u düşürdü. C4 kurulacak Journey tarafından. Royal Bandit neden kazanamasın? Daha da dengeye getirebilirler maçı. Bir oyuncu palas altında, bir oyuncu da site'da sıkıştı diyebiliriz. Armor yok. Armor yok. CT merdiven, Saranostra arkadaşı baitlemeye çalışıyor. Evet, sonunda çıkarttı ama Saranostra ilkinde değil. Bire bire geldiler. Journey. Sara ilk anda düşürebilseydi roundu kazanabilirdi Royal Bandits. Ancak çok gitgelli olan bu round No Quarter Cartel'in istediği gibi sonuçlandı. Fark 3. Eğer 2 round daha kazanırsa No Quarter Cartel Mirage'ı kazanmış olacak. Çok yeni bir ekip olmalarına rağmen şu ana kadar gerçekten iyi bir oyun sergilediler. Çift AWP hem Mini'de hem de Sasuke'de. Royal Bandits çift AWP ile işi yoluna koymak istiyor. Mini B'den açılacak ki orada birçok nokaç karbon var yine. Yeniden karbon. Tekrar Mini'den. Biraz sanırım orada arka arkaya denk gelmemeleri gerekiyor artık daha fazla. Evet, underpass. No Quarter Cartel açısından zorlaşan bir round. Hala bir şeyler yapabilirler. Oyuncu vurup site girebilirler. Şu bir. Sanırım evet, catwalk da kapandı. Herhangi bir açıklık yok. Hala bir şeyler olabilir bu roundda. Çok geriden tutuyor Royal Bandit. No Quarter Cartel oyuncularına en yakın isim Saranostra ki o da Ladder Room'da. Biraz ateş ederek yerini de belli etmişti. Tabi ticket'tan muhtemelen stage'i de kesiyor Royal Bandit oyuncuları. O yüzden No Quarter Cartel oyuncularının sayda girmesi de çok kolay değil şimdilik. Yavaş yavaş ne yapıyorlar? İlk kill Imor'dan geldi ki C4'ü de tespit etmiş olabilir. Diğer oyuncuyu da gördü. Wallbang'de Jizix'i de düşürüyor. Artık Zeus'u tek başına. Royal Bandit bu round'a çok çok yakın. Zeus'un aldığı bu kill'e karşın son 15 saniye olduğu için bu round'u takımına kazandıramayacağını belirtelim. 14-12. Yalnız Zeus'u round'u kazanamayacak evet ama ekonomik hasar gayet yerinde verilmiş durumda. Kendisi AWP alıp gitti. Imor'dan çok güzel zamanlama. Önce Stairs'dan gelen oyuncuyu ticket arkasından öyle bir zamanlamayla pushladı, pikledi ki direkt onu düşürdü. C4'ü düşürdü. Kutu arkasına kaçmaya çalışan oyuncuyu da iyi dönüyor. İki oyuncu birden düşürünce tabii No Quarter Cartel zaten 3 kişiydi. Bir AWP kaçırdılar. Yanında ne var? 2 AK, 1 Deagle. Biraz da Nate, SMG ile birlikte apartmana hızlıca geliyorlar ama ben artık apartmanda hani ayak oyunlarına biraz dikkat eder diye tahmin ediyorum. Bu sefer Zeus'un AWP ile geldi. Şimdi Zeus'un AWP'si bu sefer apartmanda konuşuyor. Site'daki oyuncuyu da yakalayabilecekler mi? Zeus'un aldığı ikinci kill, ikinci entry. Diğer oyuncuyu da fark etti.
Saydı arkadaşlarını soktu Zistu. Enendo girerek. Güzel net. Bu kille belki işin rengi değişebilir. 4'e 3. Atex'de SMG market kapısı yanıyor. Biraz daha zaman kazandıracak. Immor hala ayakta mı? Evet. Ve catwalk'tan yaklaşıyorlar. Immor düşmüş. Biraz geç geldi o Immor kill'i sanırım. Yalnız çok farklı bir yerden dolaşıyor. Son anda döndü. Unrex. Sasuke ile birlikte Atex. Şaşırtmaya çalıştılar. İçeride site'ı savunmaya çalışan oyunculara şu Unrex'ten iyi kill. Hızlı bir tepki. Dediğin gibi iyi bir kill. Ve böylece 15'e ulaştı bile No Quarter Kartel. Tek rahatları kalıyor. Son rahatlarında da Royal Bandits tarafında biraz yetersiz bir bay. Mac'ten Cizix'in elinde, diğer yandan 4 AK Palas'tan agresif bir oyun var. Journey'e giden iki oyuncu da Journey'e yakalandılar. Belki de bu haritanın son roundu. Immor'u yakalamış. Outside'ın kontrolü tamamen No Quarter Kartel'de. Son kalan isim Saronostra olacak ki onu da yakalayan Cizix oldu. 16-12. İyi bir başlangıç. No Quarter Kartel'den iki tane de pistolü kaybetmelerine rağmen. Evet, aslında takımlar karşılıklı serilerle başlamışlardı. Önce bir 3-0'lık seri, ardından 4-0'lık seri. Ama ilk yarıyı hani sonuna doğru gayet yakın kapattılar. İkinci yarıda işte pistol roundları gitti. Tekrar 11-11'e gelmesine rağmen durum. Sonunda yine arayı açabilecek kadar farklı oyunu oynayan taraf sanki No Quarter Kartel oldu. Evet, No Quarter Kartel takım halini daha iyi oynadı. Bunu söyleyebiliriz. Mine elinden geleni yaptı. 30'dan evet, fazla skoru vardı. Mine'nin belki 30'da kaldı, tam olarak bilmiyorum. Bireysel performanslar da öne çıktı. Çok iyi, güzel clutch pozisyonları izledik. Ki bu iki takımı hatırlıyorsun. Finalde bizim önümüze çok iyi bir maç sunmuşlardı. Gerçekten evet, çekişmeli. Heyecan seviyesi yüksek bir maçtı. Onlardan bir tanesine tekrar tanıklık ettik. Ben memnunum. Evet, bakalım ikinci haritada bir şeyler değişecek mi? Biz bir araya giriyoruz. Tekrar karşılaşmanın ikinci haritasında birlikte olacağız.